terapiler de aynen ilaçlar gibi beyinde biyolojik değişiklik sağlar. Şimdi bütün psikiyatrik bozukluklarda beyinde bir bozulma oluyor. Beyin kimyasında, beyin fonksiyonlarında bozulma oluyor ve biz bunu bir takım ölçme yöntemleriyle ölçebiliyoruz. Kantitatif EEG, beyin elektrosu, işte PET, SPECT gibi bir takım beyin ölçüm yöntemleriyle ölçüyoruz. İlaç veriyoruz, hasta düzeliyor. Bu beyin ölçüm yöntemleri tekrarlanınca düzeldiğini görüyoruz çoğu zaman. İlaç verilmeyen, sadece psikoterapiye uygun hastalarda yine tedaviden sonra tekrarlandığında bu beyin ölçüm yöntemleri yine düzeldiğini görüyoruz. Demek ki yani psikoterapiyle de kişinin bedeninde değişmeler olabiliyor. Bu aslında şimdi yabancı da değildir halkımız için. Şimdi mesela sinirlenince çoğu kişinin tansiyonu yükselir. Yani her ailede neredeyse vardır. İşte kan basıncı, tansiyonu doğrudan stres seviyesiyle alakalı olan bir sürü insan vardır. Kan, şeker hastalarında kan şekerinin seviyesi stres seviyesiyle çok yakından alakalıdır. Kişi stresini kontrol edebiliyorsa, mutluysa, iyiyse kan şekeri de yükselmeyecektir. Yani bu çoğu şeker hastasında. Evet, bu endokrin. Bir başka iyi bilinen örneği uçuktur mesela. Şimdi bir şey çok korkunca, üzülünce işte uçuk çıkar. Çıkarır. İnsan işte rahatlayınca ortadan kalkar. Egzama hastalarında yine bu çok sık olur. Kişi rahatsa egzaması çıkmaz. Ama işte stresli zamanında egzama çıkarıverir kişi. İşte stresten isirik çıkarmak falan tabir edilen şeyler vardır. Onun için yani kişinin stresini, kaygısını kontrol edebilmesi, düşüncelerini yönetiyor olabilmesi gerçekten bedensel değişiklik yapar. İnsanın bedeninde değişiklik sağlar. Onkologlar, kanser doktorları bile biz seni tedavi ediyoruz ama ümit duygunu kaybedersen bu tedavi bir işe yaramaz derler hastaya çoğu zaman. Evet.